Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, yarın İstanbul 4. yarış gününe tekrar sizlerle beraberim. 11 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Evet, birinci koşu satış koşusuna start alıyor. Saat 13'te start alıyor. O da birinci koşu, evet biliyorsunuz Adana'da da aynı şekilde birinci koşu altılı ganyan harici oluyor. Çifte, sıralı ikili, sıralı üçlü, plase ve sıralı beşli bahisin olduğu bir koşu olacak. Satış koşusu zor bir koşuyla başlıyor. Gerçekten yani bunu bulan arkadaşlar sıralı beşlisini, ikilisini, üçlüsünü gerçekten güzel bir para ikramiye kazanır diyorum. Evet, benim tuttuğum burada iki at var. İki at ön plana çıktı bende. İlk şanslı atım 3 numara olacak. Tolga Yıldız'la start alacak olan son 3 koşusu gerçekten kötü bir derecelerle ayrıldı ama çalışmaları harika ve de bu grubun üstünde tuttuğum 3 numara ilk şanslı atımı olarak sizlere önereceğim. İkinci atımda 1 numara olacak. Bursa'da harika işler çıkartan ve de mükemmel bir koşulu sergileyen, o da 230 günlük bir aradan sonra tekrar piste çıkacak olan 1 numarayı da ikinci atım olarak sizlere öneriyorum. Yani 3'te 1 yeterli olur diye düşünüyorum bu koşu için. Ama zor bir koşu bizleri bekliyor. Yani ikili ve beşli oynayan arkadaşlar 3'ün arkasına 1 veya tuttuğunuz herhangi bir at olabilirse onu da bağlayabilirsiniz. 3'te 1'i 1-2 adım önde tutuyorum sevgili dostlar. Evet, altılımız ikinci koşudan itibaren start alıyor. Birinci altılımız, iki altılımız var sevgili dostlar. O da ikinci koşuda şartlı bir 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. Burada da hemen ön plana çıkarttığım orijinlerine bakarak sizlere söyleyeceğim. İlk şanslı atım 7 numara bir Luxor yavrusu olan Gökhan Gökçe ile de start alacak olan bir çim orijini olan 7 numarayı İlk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Burada 3 at önereceğim sevgili dostlar. Birinci altılı gaynamızın başlangıç ayında. İkinci atım 8 numara Yaman Bey. O da harika bir orijine sahip olan Gökhan Kocakaya ile start alıyor. 8 numarayı da Yaman Bey'i de ikinci şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Üçüncü atım, gerçekten çalışmalarını izledim ve de baktım, videosuna da baktım. Bembeyaz bir atımız, harika bir Victor Golop yavrusu, harika bir eşkale sahip ve de güzel bir dereceyle koşuya hazırlanmış ve de şanslı olacağını düşündüğüm 9 numarayı da 3. atım olarak sizlere öneriyorum. 1. altılı gayanımızın ilk koşusunda sevgili dostlar. Evet, 3. koşu şartlı 4-3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik kumla start alıyor. Burada da ilk tercih edeceğim atım sevgili dostlar, 4 at önereceğim. Hemen tercih edeceğim atım 1 numara olacak. Gökhan Gökçe ile iyi uyum sağlayan son 2 koşusunda 2000 metre sentetikte gerçekten güzel işler yapıp ve de üstüne koyarak gelen 1 numarayı ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 4 numara olacak. 4 numara 1 ile ilk defa start alacak ve de beraber koşacaklar ilk defa sevgili dostlar. O da 2000 kumda güzel bir derece yapmıştı. 2.04 gibi, o zaman ikincilik de ayrıldı. Gökhan Gökçe ile yapmıştı bunu. Şimdi Özden Yıldırım biniyor. Evet sevgili dostlar, ikinci atım 4 numara olacak. Üçüncü atım 9 numara olacak. Son koşusunu ikincilik de ayrıldı. O da 2000 sentetikte 1 numaranın kazandığı koşusunda ikincilik de ayrıldı. Sonlardan gerçekten çok kuvvetli geldi ve de ikinciliği kurtardı. 9'u da mutlaka 3. atımız olarak kuponumuza yazalım. Gökhan Kocakaya ile de start oluyor. Evet, son atım 2 numara Ahmet Beyli ve de Bursa'da harika işler yapan ve de ilk defa sentetik bir kuma çıkacak, İstanbul'da koşacak. O da 2 numara Ahmet Beyli, Hişman Çizik'le Bursa'da İsmail Çizik'le yani kazandığı
koşular vardı. Handikap 14, handikap 15'i kazanmıştı. Hişman da bir sefer binip kazanmıştı sevgili dostlar. Bu da gerçekten cüsseli ve de yere sağlam basan bir at. Ahmet Beyli Hişman'la çok şanslı olacağını düşünüyorum. 2 numarayı da Ahmet Beyli'yi de mutlaka kuponuna yazalım sevgili dostlar. Gerçekten sonlarda çok kuvvetli geliyor. Hişman da bunun üstesinden gelir sevgili dostlar. Evet. 1, 4, 9 ve 2 nolu atlar 3. koşu altılımızın ikinci ayağı için yeterli olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, dördüncü koşu şartlı 3. 3 yaşlı Araplar 1100 metre çimle start alıyor. Burada da iki at önereceğim. Biliyorsunuz kumda bir yarış gördü. Evet, yavaş yavaş zaten yarışlarımız şekillenmeye başlıyor sevgili dostlar. Evet, kumda bir numara kazanmıştı Tolga Yıldız'la. Gerçekten yani güzel bir sürprize imza atmıştı o da. Altın kaplı sonlarda virajı da sondan ikinci dönmüştü. Son 200'den sonra artan temposuna gelip ve de kazanmayı bildi Tolga'yla sevgili dostlar. İlk şanslı attım bir numara olacak. Çim'de de iyi koşacağını düşünüyorum. Ve de bir numarayı ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Evet, ikinci atım 3 numara olacak. O da Bosna Hersek Gökhan Gökçe ile o da o koşuda üçüncülükte ayrılmıştı sevgili dostlar. Yine Gökhan Gökçe de üstünde bir özgün an yavrusu şimdi çime çıkıyor ve de çim kum ayırt etmeden koşan bir orijine sahip ve de şanslı olacağını düşünüyorum. Belki rövanşı da alabilir. Çimde de ben farklı koşarım diyebilir. Bir numaraya iki at yeterli görüyorum. 1 ile 3 nolu atlar bu koşu için yeterli olacak. Evet, 5. koşu 1. altılık aynımızın 4. ayı oluyor. Şartlı bir 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. Burada da 15 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda bir ekürümüz var. 7 ile 10 nolu atlarımız ekür olarak start oluyor. Zor bir koşu gerçekten bizleri bekliyor. Bütün orijinlerine bakarak, çalışmalarına bakarak hatta videoları da vardı. Çalışmaların videolarını da seyrettim sevgili dostlar. Gözüme çarpan bir at var. O da 13 numara Kaliska olacak. Deniz Yıldız'la start alacak olan 13 numara ilk şanslı atım olarak sizlere önereceğim. Çalışmadan adeta kafası yukarıda gidiyor. Atı çekerek çok rahat bir şekilde çalışmasını tamamlayıp bu koşuya hazırlandı. İlk tercih edeceğim atım 13 numara olacak. İkinci atım 12 numara. O da Özcan Yıldırım'la start alacak olan 12 numaranın da harika bir çalışması var. O da güzel bir işlerle bu koşuya hazırlanmış. Mükemmel yani onu da çalışmasını videosu izledim ve de birinci kulvardan da güzel bir kulvardan da çıkış yapacak sevgili dostlar. 12 numarayı da ikinci atım olarak sizlere önereceğim. Üçüncü atım 9 numara olacak. O da zor zaman Saadettin Boyraz'la start alıyor. Zor zamanda mutlaka kuponumuza yazalım. Zor anlar yaşatabilir. Onun da çalışmaları videosunu izledim sevgili dostlar. Harika bir eşkale de sahip. Güzel bir at. Ve de 9'da mutlaka kuponumuza yazalım. Çalışmaları da mükemmeldi. Evet, dördüncü atım 14 numara olacak. Buranın sürprizini de gerçekleştirebilir. Tolga Yıldız'la Nesli Naz olacak. 14'ü de kuponumda yer vereceğim atlardan biri olacak. Son olarak da gerçekten 8 numara Şerif A. Fırat Aslan'la Aprant arkadaşımızla start alıyor. Ve de Hakkar gibi gerçekten kuvvetli bir orijinden geliyor. O da çimi mükemmel koşular yapan bir orijine sahip. 8 numara Şerife Ağa'yı da sizlere 5. atım olarak öneriyorum sevgili dostlar. 6. koşumuz 1. altılık ayınımızın 5. ayı oluyor. 2. altılık ayınımızın da başlangıç ayı oluyor. Handikap 15. Dişli Yaramaz 3 yaşlı İngilizler 1200 sentetik kumla start alıyor. Burada da 14 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda gerçekten zor bir koşu bizleri bekliyor. Bütün videolarını seyrettim. Bütün atların ve de ilk şanslı atım Elika olacak. Kısalan mesafede harika bir
Eşkale sahip, gerçekten ayağına çabuk bir at. Eli kayıyla mutlaka kuponumuza ilave edelim. İlk şanslı atımı olarak sizlere önereceğim. İkinci atım 11 numara. O da kısalan mesafede söz sahibi olacağını düşünüyorum. Zaten Metin Hamidi de son çalışmasını harika bir çalışmalarla çok rahat yaparak bu koşuyu hazırladı. Kendi de biniyor. 11 numarada ikinci şanslı atım olacak. Üçüncü atım yarış hayatına 217 günlük bir aradan sonra tekrar sentetik piste çıkacak. Çimde koşu gördü ve de Gökhan Kocakaya ile sonlarda attı o sprintle kazanarak birincilik elde etmişti. 217 günlük aradan sonra sentetik piste çıkacak. Bakalım sentetik piste de etkili bir yarış görebilecek miyiz? 7 numarayı da 3. atım olarak sizlere önereceğim. Evet, 4. atım 12 numara. 7 numaranın kazandığı koşta o da çimde ikincilikle ayrıldı. Gökhan Kocakaya sonlarda attığı o ataklarla o zaman onu avlamayabildi ve ikincilikte bırakmıştı. Şimdi sentetik 1200 sentetiğe çıkıyor ve de 50,5 kiloyla da Mehmet Salih Çelik ile start alıyor. Bu da ayağına çabuk beyaz bayrak aynı yarışı seyredebiliriz. 12'de 4. atım olarak sizlere öneriyorum. Son olarak 8 numara Özcan Yıldırım'la start alacak olan 8 numarayı da hiç yabana atılacak bir atımız değil. Özcan Yıldırım da yani önlerde yerini alacağını düşünüyorum. Güzel bir kapışma bizleri bekliyor. Sevgili dostlar, son olarak da 8 numarayı da 5. atım olarak sizlere öneriyorum. 7. koşu Bülent Koçak koşusu olacak. Kısa vade 6, dişiler mahsus 4 yaş Araplar 1400 metre çimle start alıyor. Burada da 20 Arap atımızın start alacağı bu koşuda yine zor koşuyla karşı karşıya sevgili dostlar. Gerçekten İstanbul çok güzel tatlı bir para verecek. İnşallah şanslı kişiler bizler oluruz. Burada da sizlere 5 at önereceğim. Hemen şöyle kısa kısa geçiyorum. İlk şanslı atım 9 numara Hop Aşağı olacak sevgili dostlar. İkinci atım 6 numara Gizem Naz Mehmet Kaya ile Kayaların kendi atı Mehmet Kaya ile start alacak olan 6 numarayı ikinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Üçüncü atım 7 numara Gurbet Ateşi Ahmet Çelik ile start alacak olan Gurbet Ateşi'nde üçüncü atım olarak sizlere öneriyorum. Dördüncü atım Nurettin Şen ile gerçekten iyi uyum sağlayan ve de Sinoplu Merve. Gerçekten sevgili dostlar yani zapt edilmesi zor bir at ve de Nurettin Şen bunu başarır diyorum. Başaracağını da düşünüyorum. 17 numara Sinoplu Merve'yi de 4. atım olarak sizlere öneriyorum. Evet, Gökçe Hatun son olarak da Halis Karataş'la start alacak olan uzun aradan sonra o da bir çim piste çıkıyor. Gökçe Hatun da 5. atım olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Evet, 8. koşu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu A3, 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre çimle start alıyor. 8 İngiliz atımızın çok zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Evet, burada bank olarak önereceğim. O da Cumhurbaşkanlık koşusunu kazanan o da 3 numara long runner olacak Gökhan Kocakaya ile gerçekten çok uyum sağlayan, uyum yakalayan 3 numara long runner'ı sizlere bank olarak önereceğim sevgili dostlar. Benim de kuponumda bank olarak kalacak. Evet, tabii ki kolay olmayacak ama sonlarda onlar da etkili gelecek olan Selim Kaya, Kayaların atı sevgili dostlar. Selim Kaya da mükemmel bir orijine sahip olan 2 numara. O da sonlarda etkili gelecek ve de 3 numaraya zor anlar yaşatacağını düşünüyorum. Ama yine kazanan 3 numara olur diyorum. Gerçi İstanbul çimini pek sevmiyor ama burada şanslı olacağını düşünüyorum. Bunu da kazanır diyorum sevgili dostlar. Sizlere 3 numarayı banko olarak önereceğim. Zevkli bir mücadeleden galip ayrılan 3 numara Log Runner olur. Sonlarda Gökhan Kocakaya ile harika bir sprint atıp fotoğrafı önde geçer diyorum. 9. koşu Hatice Celaloğlu koşusu
Kısa vade 7, dişilere mahsus 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre çimle start alıyor. Evet, burada da 5 İngiliz atımızın zevkli bir mücadelesi bizlere bekliyor. Ama burada banko olarak kuponunda bırakacağım at 4 numara olacak. Hişmançizlikle start alacak olan harika yarışlara sahip ve de bu grubun üstesinde gördüğüm ve 4 numarayı sizlere banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Hişman'la da ilk defa çim piste çıkıyor. Bunun da üstesinden geleceğini düşünüyorum. 4 numara banko olarak öneriyorum. Evet, 10. koşu 23 Nisan koşusu olacak. Grup 3-4 yukarı Araplar 1400 metre çimle start alıyor. Burada da 11 Arap atımızın zevkli bir mücadelesi bizleri bekliyor. Bir ekürümüz var, 4 numara ve de 7 numaralı atlarımız ekür olarak start alacak. Evet, ilk şanslı atım Özcan Yıldırım'la start alacak olan 4 numara ekürler olacak. 4 numara Kara Mustafa sevgili dostlar. İstanbul çimine ilk defa çıkacak olan 4 numarayı sizlere şanslı olacağını düşündüğüm ilk şanslı atım olarak 4 numarayı önereceğim. İkinci atım 3 numara Egeberk sevgili dostlar. Uzun çimde harika yarışlar kazanan ve de şimdi kısalan çimde de bunu sürdürür mü bilmiyorum. Kısalan çimde birazcık zorlanıyor ama ben şanslı olacağını düşünüyorum. İkinci atım olarak 3 numarayı sizlere öneriyorum. Evet, bir at daha söyleyeceğim. Bunu da hiç yabana atmayalım sevgili dostlar. Mehmet Akyavuz'da harika yarışlar kazanan ve de Ankara'da 1400 çimde ikinci, İstanbul'da 1400 çimde bu mesafede birinci ve Bursa'da 1500 çimde de birincilik de ayrıldı. Yine Mehmet Akyoğuz vardı. Yine aradan sonra tekrar Mehmet Akyoğuz'la buluştu. Ve de 8 numaranın da şanslı olacağını düşünüyorum. Sizlere 4, 3 ve 8 numaralı atlar 3 at önereceğim. Bunlar bu koşu için yeterli olacak sevgili dostlar. 8'i de mutlaka kuponumuza yer alsın derim 10. koşu için. Evet, 11. koşu sevgili dostlar, şartlı bir 3 yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. İlk defa start alacak atlarımız bir arada, 14 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda gerçekten zor bir koşu. Yani ikinci altımızın kapanış ayağı tevziyi de belirleyecek bir koşu olacağını düşünüyorum. Çok atla geçme taraftarıyım. İkinci altımızda 2 tane bankomuz olacak ve de geri kalan ayaklarımızı çok at çok at diye yükleneceğim ve de sevdiğim arkadaşla ortak yapacağım kuponumu. Gerçekten zor bir, çok güzel bir para vereceğini düşündüğüm İstanbul altılısı olacak. İkinci altılı sevgili dostlar. Yani sıralamam 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 ve 13 nolu atlardan yana kullanacağım. Tekrar ediyorum, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 ve 13 nolu atlar bu koşu için yeterli olacak. Yani yeterli olacak dediğime bakmayın sevgili dostlar. Çok at söyledim. Gerçekten çok zor. Orijinlere bakarak, çalışmalara bakarak yani diye jokeylerimiz de gerçekten hepsi birbirinden kaliteli. Bir tek aprant arkadaşımız var. Bilmiyorum ne yapar ne eder. Onu dışarıda bıraktım ama zor bir koşu bizleri bekliyor. İnşallah şanslı kişiler, şanslı kalemler bizler oluruz ve kazanan bizler oluruz sevgili dostlar. Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Daima şansınız yanınızda olsun sevgili dostlar.